Destan Yazanlar serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Ben Christopher Tombalık'ın Makarna Wilkins ve Vodafone Freezone YouTube kanalında saçma güzel içeriklerimize devam ediyoruz. İlk videoda ilk 5 haftadan hareketleri görüyorduk. Bu sefer son 4 haftadan, yani yine lig aşamasından hareketleri görüyor olacağız. Ve tabii aslında bunu söylemiş olmam da 3. video için birazcık spoiler içeriyor. Çünkü 3. videoda çeyrek finalden finale kadar olan hareketleri göreceğiz. Eğer siz de hem bu hareketleri kaçırmak istemiyorsanız hem de diğer Vodafone Freezone saçma güzel içeriklerinden haberdar olmak istiyorsanız abone olup zile basmayı unutmayın. Geçtiğimiz videoda Hades'i geleneksel bir nişancıyla görmüştük ama onu en çok bildiğimiz şampiyon. Sanırım ki hiç kimse bunun aksini söylemez, Yasuo'dur. Ve bu sefer bu videoya Hades'in Yasuo'suyla başlıyoruz. Ya Hades'in bu harekette yaptığı şey aslında böyle çok önemli gibi gözükmeyebilir. Ama Yasuo'nun limitlerini sonuna kadar kullanıyor ve belki de burada kaybedecekleri bir savaşı kazandırıyor. Çünkü yani Hades araya giriyor, burada arka tarafa geçiyor sonrasında. Orada iki kişiyi oyalıyor, iyi iş yapıyor ama asıl olayı burada yapıyor işte. Burada attığı o çelik fırtına, o Yasuo'nun hortumu diyelim biz ona. O hortum sayesinde burada Jayce'i yakalaması bir anda Ruin'e, Hades'in zaten öleceği bir pozisyonda pozisyonu kazandırma şansı veriyor. Ve Ruin buradan sonra yaptığı hareketle oradaki kuleyi de almayı başarıyor. Belki de 1907 Fenerbahçe bu savaşı kaybedecekti ama Hades'in bu hareketi sayesinde bu maçı belki de çok daha rahat kazanmayı başardı. Bu sefer Destan Yazanlar serisinde ilk kez Galatasaray'dan birini konuk edeceğiz ve Madness, yani eminim ki lig aşamasını izleyenler, hatta izlemeyip sadece videoları görenler bile bu hareketi görmüştür. Çünkü Madness bu hareketi yapmasaydı belki de Galatasaray HVA'ya karşı bu maçı kaybedecekti. Ya şunu bir söyleyelim, şu bir gerçek. HVA bu mevsim rakiplerin üzerine kabus gibi çöktü bazı maçlarda ve gerçekten güçlü rakipleri de hem yendi hem de yenebileceğini gösterdi. Ama Galatasaray'a da aynısını yapmak üzereydi ki Madness burada sahneye çıktı. Yani Madness'ın zaten Kaysa gibi şampiyonlarla ne kadar iyi oynadığını biliyorduk. Burada takım savaşının zaten kaybedilmek üzere olduğunu görüyoruz. Madness da kötü pozisyonda kalıyor. Hani bir ne yapacağı konusunda o da tam karar vermeye çalışırken bir anda fırsatı görüyor. Ulti ile içeri dalıyor. Yani şurada şu hareketi yapmasa Madness, Galatasaray bence bu maçı kaybetmişti. Yani buna kesinlikle eminim. Ama o kadar doğru bir hedef seçimi yapıyor ki, yani Alistar'ı sona bırakıyor burada. Asıl kendisine hasar verebilecek şampiyonları öldürüyor başta ve gerçekten Madness şu yaptığı hareketle bu videoda yer almayı Destan Yazanlardan biri olarak kesinlikle hak ediyor. Ya ben genellikle Pep Pebbles'a karşı yaptığım olumlu yorumlarla bilmiyorum. Ama hani bu aslında sadece bir espri, espriden ötesi değil. Ama bu pozisyonda, yani burada gerçekten Pep Pebbles'ı benim bile övmeme gerek yok. Kendi kendine övülecek hareketi yapmış durumda. Geldik favori oyuncuma. Tabii şaka bir yana. Yani Pep Pebbles burada çok güzel bir noktaya ışınlan atıyor ama hani bu ışınlan geldiğinde ben aslında takım savaşının çok da devam etmeyeceğini, çünkü rakibin geri çekileceğini düşünüyordum ama Fafaf o kadar iyi bir ulti atıyor ki, yani resmen bir tane, belki hatırlarsınız izlediyseniz, Smeb'in bir tane ultisi vardı. Çok güzel arka tarafa sarkıp attığı, kullandığı kendi ultisi. O da bunun birazcık daha nasıl desem, kolay versiyonuna benziyor. Çünkü burada pozisyon biraz daha rahat Pep Pebbles için. Tam önünde duran 4 kişi var. Sıçrayla zaten önlerinde duruyor. Ama onu birazcık anımsatmadı değil bana. Ve bu yaptığı hareketle de zaten Başakşehir Super Massive'in maçı taşıyıp götürmesine olanak sağlıyor. Ve ligin en iyi üst koridor oyuncusu ödülünü alan 1907 Fenerbahçe'nin taşıyıcısına geçiyoruz. Ruin. Geçtiğimiz videoda Hades'in hareketinde yardımcı aktör ödülünü almıştı aslında. Oscar'ı kazanmıştı orada. Ama bu sefer kendisi başrolde. Ve zaten şunu da söylemek lazım. Bu videoyla Loli Sports'un yaptığı Penta'ya da çıkmayı başardı. Orada da birinci sırayı almayı başardı. Bu hareketi detaylı anlatmak istiyordum. Şimdi o fırsat benim elimde devam. Yalan söylemeyeceğim. Son hareketi bana göre en iyisi olana sakladım. Çünkü Ruin'in bu hareketinin eleştirildiğini de gördüm ben. O yüzden burada onu bir açıklamak istiyorum. Yani Ruin burada Storm'un sıçrasını çok iyi tahmin ediyor. Ya burada tamam, Storm'a bakıyoruz. Ruin'i öldürebilecekken Ruin güzel kaçıyor, sağ sol yapıyor. Ultiyi yemesine rağmen uzaklaşmayı başarıyor ama sonra Storm kuleden bir tane hit yiyip bir de çalılara girdikten sonra Ruin onun üzerine sıçra atacağını çok iyi anlıyor. Yani o kadar iyi bir öngörü ki bu. Hemen bir adım geri atıyor. Storm'un ona düz vuruş yapabilecek menzilde olmamasını sağlıyor. Ve bu oyunu güzel yapan şey de bu. Burada Ruin oynadı dememizin sebebi de bu. Çünkü Ruin burada bir akıl oyunu yapıyor. Ruin burada rakibinin aklını okuyor. Sıçrayı attıktan sonra geri gidiyor. Ve Stomage'i alt ediyor.
Destan Yazanlar serimizin ikinci videosunun sonuna geldik. Ve tabii ki geçen videoda olduğu gibi, belki geçen videoyu izlememiş olabilirsiniz, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Hemen sürprizi de söyleyeyim. Bu arkamdaki Vadi Bizim posterini siz de kazanabilirsiniz. Bu videonun altına yorum yapın ve kazanan 3 kişiden biri olma şansını elde edin diyorum. Yavaş yavaş artık videoyu kapatmanın zamanı geldi ama dediğim gibi Destan Yazanlar serimizin 3. videosu da olacak. O 3. videoyu yine kısa süre içerisinde kanalda bulabilirsiniz. Diğer Vodafone Frizon saçma güzel içerikleri için de buralara bir yerlere tıklayarak o videolara gidebilirsiniz. Hoşçakalın.